Hoş geldiniz, teşekkür ederim katılımlarınız için. Bugün çok özel bir kadını, onun için tertip edilmiş bir sergi münasebetiyle konuşacağız. Benim için de çok heyecan verici bir deneyim. Çünkü bu serginin hazırlanma sürecinde, oluşturulan kitap için benden de bir yazı istenmişti ve tabii hayran olduğumuz Türkiye'de müzecilik alanındaki en kıymetli isimlerden Nazan Ölçer Hoca bir hafta sonu beni arayıp bu konuyu açtığında çok heyecanlanmıştım çünkü benim Nazan Hoca ile başka bir e, buluşmam daha olmuştu yıllar önce kendisini hatırlamadı birkaç gün önce anımsattım kendisine çok daha gençken yani daha genç bir akademi e, araştırma görevlisiyken İstanbul'un önemli kitap evlerinden birisinde kendisini ve Türkiye'nin yetiştirdiği en büyük Osmanlı tarihçilerinden birisi olan, dünyada büyük bir saygınlığı olan Profesör Doktor Halil İnalcık hoca ile. ...Nazan hocamızı görmüştüm. Orada Kanuni Sultan Süleyman döneminden kalma... ...bir belge üzerine çalışıyorlardı. Çok heyecanlanmıştım. Herhalde 21-22 yaşındaydım filan. İki büyük isim alanlarında saygın. Onlar arasındaki o böyle yakın dostça... ...sohbete tanık olmuştum. Kendisini da evet dedi. Hoca onu İslam eserleri müzesine hediye etmişti. Ve çok önemli bir belgeydi diye... ...geçen gün tekrar hatırlayıp... ...yad etmiş olduk. Bu vesileyle... Onun e, yine yönetmiş olduğu bir müzede e, konuşma yapmak benim için çok özel bir e, duygu da beraberinde getiriyor. Hele ki çok önemli, çok özgüvenli, çok e, eserleriyle arkasından e, ses getirmiş. Ancak bir zaman sonra o getirdiği bütün ses unutulmuş e, küller altında kalmış ve bugün tekrar anımsadığımız büyük bir sanatçının. E, vesilesiyle bu buluşmanın olması ayrıca beni heyecanlandırıyor. Ben tabii dönemi yazacağımı hocama söylemiştim. Yani Melek Celal Hanım nasıl bir dönemde yaşadı? Türkiye'nin hangi kırılmalarına tanıklık etti? Şahsiyeti, sanatı nasıl bir dönem içinde şekillendi? Bunun üzerine durmak isterim demiştim. Hoca da bizim istediğimiz tam bu sizden demişti. Bir siyasi tarihçi olarak. Çünkü Kataloğa az evvel baktım. Katalog demek artık onun için biraz şey olur. Şahane bir kitap hazırlanmış. Sizler de biraz sonra görebilirsiniz. O katalogda çok kıymetli sanat tarihçisi dostlarımız zaten üstadın ile ilgili çok geniş açıklamalar ve bilgiler bize sunuyorlar. Ben de dönemi anlattım. Tabii Türkiye'de kadın tarihi üzerine konuşmak ya da bir konuyla Sanatçı kadının hikayesini konuşmak, onu dönemle ilişkilendirmek biyografi çalışmalarında çok kolay bir şey değildir. Çünkü genellikle belgelerin azlığından yakınılır. Eğer çok arkasında bir şey bırakmadıysa yazılı evrak, aile de bunları tutmadıysa çok az malzeme üzerinden daha çok dönem okumasıyla götürebiliriz. Eğer şanslıysak ve elimizde geniş bir malzeme stoğu varsa o malzeme üzerinden onun sanatsal kariyerini inşa edebiliriz ya da anlatabiliriz. Aslında bütün tarih anlatısı bir inşaatır. O yüzden ister biyografi anlatalım, ister bir dönem, bir süreç anlatalım. Tarihçiler olarak elimizdeki malzeme ile bir şeyi inşa ederiz, bir şeyi hikaye ederiz. Ee, bu vesileyle baktığımızda tarih anlatısı e, şahıslar üzerinden gidildiğinde, biyografiler üzerinden gidildiğinde dönemli iç içe geçmiş anlatılardır. Melek Celal Hanım hiç şüphe yok ki 19. yüzyıldan 20. yüzyıla geçiş sürecinin, Osmanlı-Türk modernleşmesi dediğimiz sürecin... E, ayrılmaz parçalarından birisidir. Bir sanatçı portresi olarak karşımıza çıkmaktadır. 19. yüzyılı anlamadan biz bu yetişen yeni kuşağı ve onların eserlerini değerlendiremeyiz. 19. yüzyılın başında yaşananlarla sonunda yaşananlar iki ayrı dünyayı ortaya çıkarmışlardır. O yüzden hep şey söylenir. Yüzyılın sonunda dedeleri eğer bir kez daha dünyaya gelip torunlarının yaşadığı ...koşulları, inceleme şansı elde etselerdi... ...hiç de aynı dili konuşmadıkları yepyeni bir evrenle karşı karşıya kalacaklardı denir. Doğrudur. Çünkü modernleşme dediğimiz süreç e, yalnızca kadınların ya da erkeklerin hayatında değil... ...kentlerin, coğrafyaların, kültürlerin dünyasında bambaşka açılımlar ve bambaşka içerikler ortaya çıkarmıştır. E, yeni bir kamusal alan ortaya çıkmıştır ve bu yeni kamusal alan içinde yükselen işte özellikle Osmanlı İmparatorluğu açısından bakıldığında liman kentlerde İstanbul gibi Selanik gibi İzmir gibi Beyrut gibi İskenderiye gibi liman kentlerde yeni bir aydın portresi ortaya çıkmıştır. Bu aydınların çoğu aslında iyi okullardan yetişmiş, iyi ailelere mensup ama tabii daha çok mensubiyetten e, uzak artık bağlı bulundukları, iç, içinden geldikleri o eğitim süreciyle sosyal statülerini belimsemiş bir kuşak olarak karşımıza çıkıyor. O kamusal alan içinde kendilerini alan e, ya da ne diyelim yeni temsiliyet açmayı başarıyorlar. E, burada o yeni burjuva kültürü içinde kadınlar, erkekler bir araya geliyorlar ve yeni fikirlerle karşı karşıya kalıyorlar. Melekçelerin dünyası aslında 19. yüzyılın sonundaki bu sancılı sürecin, o değişimin ayak seslerinin ve toplumsal yansımalarının çok radikal bir şekilde karşımıza çıktığı bir dünya olarak görülebilir. Daha önceki dönemde kadınlar Osmanlı o eril anlatısı içinde sadece hikayenin bir parçası, olumlu ya da olumsuz yönleriyle bir parçası iken artık hikayenin öznesi olmaya başlamışlardır. Bu bizim için son derece önemli bir gelişme. Parçası derken neyi kastediyorum? Yani şöyle bakabiliriz. 17. 18. yüzyıldaki kronikleri okuduğumuzda orada kadınlara rastlamazsınız, yoklardır. Ancak işte hukuki belgelere gittiğinizde, kadı sicillerine, şeriye sicillerine gittiğinizde karşınıza çıkarlar. Bu bizim için çok önemli bir kazanımdır. Çünkü Avrupa tarihinde kadına bakacağınız zaman, kadın üzerine çalışacağınız zaman elinizdeki malzeme ile Osmanlı dünyasındaki malzemenin arasındaki o çeşitlilik ve farklılıklar ortaya çıkar. Çünkü kadının hukuki hakları vardır. O yüzden de mahkemeye başvurdu herhangi bir dava ile ilgili. Orada mutlaka kayıt altına alınır. Bu bizim için geniş bir malzeme stoğu ortaya çıkarır. Ama sosyal hayat içinde, kültürel yaşam içindeki varlıklarını tespit etmek için biraz daha beklememiz gerekir. 17. yüzyılda yoklar mı? Varlar elbette. Nitekim Cemal Kafadar Hoca'nın çok hoş bir makalesi vardı. Sonraki dönemde onu kitaba da çevirdi. Hatta en son çıkan kitabında da bir kitap bölümü olarak yayınladı. Asiye Hanım ve Mektupları diye. Asiye Hanım 17. yüzyılda Üsküplü bir mutasavvıf ve şeyhine yazmış olduğu mektuplar la kendi dünyasını bize anlatıyor. Hiç şüphe yok onun anlattıkları 17. yüzyılda bize bir proto-feminist, Böyle cinsler hiyerarşisini sarsmış bir Osmanlı kadını hikayesi çıkarmıyor ama Osmanlı kadının dünyasına bakmada kullanabileceğimiz araçların ne kadar zengin ve geniş olduğunu gösterme konusunda bir ufuk sağlamış oluyor. 18. yüzyıla gelindiğinde biraz daha zengin bir malzemeyle karşı karşıyayız çünkü kadınlar gündelik hayatta daha fazla anlatılmaya ve aksetmeye başlıyorlar. Aksettirilmeye başlıyorlar. Kimi zaman eleştirel olarak işte Telhisizade Mustafa Efendi'nin bir Osmanlı kadısı onun yazmış olduğu günlüğe baktığımızda 1720'lerde kadınlardan biraz şöyle bir şikayette bulunuyor. Hala ruhsat olduklarını yani biraz fazla özgürleştiklerinden şikayet. Çok erkek egemen bir bakış tabii. Benzer bir bakış e, Kömürcüzade'nin yazmış olduğu bir saray tarihçisi. Onda da var kadınların fazla ortalarda mesire alanlarında görünür olmalarından rahatsız olduğun ortaya çıkıyor bu önemli Osmanlı tarihçisinin. E, ama yine aynı dönemde Fransa'ya gitmiş olan bir başka kişi, Osmanlı sefir benim asıl alanım olan Osmanlı diplomasisi içinden konuşacak olursam 28 Mehmet Çelebi'nin anlattığına bakarsanız orada da Fransa'da kadınların e, statüsünde çok etkilenmiş olduğunu görüyoruz ve işte burası avratlar cennetidir filan şeklinde bir tanımlama içine giriyor. Herhalde 1720'lerin sosyal tarihine baktığımızda Fransız taşrasında kadının hayatı öyle çok da iç açıcı bir hayat değildi. Yani bu kadar da postmodern bakmamız gerekmiyor çünkü gerçekten de Devrim sonrasında bile bakıldığında hani Fransız kadınının haklar e, mücadelesi içine girmesi biraz daha 19. yüzyıl sonu 20. yüzyılın başıdır. Yani 1720'lerde böyle belli ki bir Osmanlı e, sefiri için, elçisi için daha böyle e, cazip bir statüdeymiş gibi algılanabilir ama ta, kendi tarihler içinden baktığımızda bunun öyle olmadığını söylemek mümkün. 19. yüzyılda ne oluyor peki? Ne değişiyor? Şöyle bir şey oluyor. Birincisi... Hiç şüphe yok ki e, toplumsal anlamda, toplumsal anlamda değişen bütün o dinamikler kadını gündelik hayatın ve aynı zamanda o siyasal sürecin bir parçası haline getiriyor. Ve kısa bir zaman içinde e, bunu göreceğiz. Kadınlar kendi siyasal haklarının e, farkındalığı içinde bir mücadelenin Parçası oluyorlar bu bizim için çok değerli Ve çok çok önemli bir süreç O kamusal alanda kendi haklarını Talep etmeye başlıyorlar Birçok şey gündelik hayatta değişiyor Artık burada görüyorsunuz kılık kıyafetleri Değişiyor kadınların Yaşam alanları değişmeye Başlıyor kendilerine o geleneksel Toplumun sınırlamış olduğu alanın Dışına çıkıyorlar yani Osmanlı Hukukunda şöyle bir kavram vardır Makarri nisvan denir yani kadına açık olan alanlar, erkeklerin giremeyeceği alanlardır onlar. İşte nedir? Bir şey düşünün, Osmanlı evi düşünün. İşte dört evin ortasında bir alan vardır, orada bir fırın vardır, kuyu vardır. Oraya kadınlar çıkar. Orası makarın isvandır, kadınlara ayrılmış olan alandır. Ama bu hukuki sınırların dışına çıkıyor artık kadınlar. Daha gündelik hayat içinde, daha kamusal alanda var olma mücadelesi içine giriyorlar. Bu elbette ilk başta kentli üst sınıf kadınların yaşamlarına sirayet eden bir değişim. Ama kısa zaman içinde eee taşraya da yansıyor. Yani İlber Ortaylı Hoca'nın o İmparatorluğun 19. yüzyılını anlatmış olduğu en uzun yüzyıl kitabında bunun çok e, veciz bir şekilde altını çizer. Yalnızca kentli kadının o okumuş üst sınıf e, bir Osmanlı aristokrasisinden söz edemesek bile bir Osmanlı üst sınıfının iyi yetişmiş ailelerin çünkü aristokrasiden söz edebilmek için e, aslında biliyorsunuz sosyal statünün müesseseleşmesi gerekiyor. Yani bu Avrupa'da çok karşımıza çıkan bir şey. Avusturya'da, Prusya'da işte Fransız aristokrasisinden söz ederken böyle bir Osmanlı aristokrasisi yok ama hiç şüphe yok ki bir takım ayrıcalıkları olan ve bu ayrıcalıkları mensup oldukları aileye dayalı olarak sosyal olarak getiren yeni bir sınıf var. Bunlar o modernleşme dediğimiz sürecin bir parçası ve o modernleşme sürecinin parçası oldukları gibi onun sürdürücüsü olan bir sınıf. Kadınlar bu yüksek ailelerde gündelik hayatlarında birçok değişiklikle karşı karşıya kalıyorlar. İşte kılık kıyafetlerinden tutun eğitim alanında özellikle modern okulların açılmasıyla filan bunun göreceğiz 1914'te e, biraz sonra Melek Celal'in de bir dönem devam edeceği içinde yer alacağı İnas Güzel Sanatlar Okulu mesela ya da e, Kadın Darülfünunu, İnaz Darülfünunu 1916'dan sonra savaş koşulları içinde filan. E, bütün bunlar kadınlara eğitimi bir parçası haline getirirken e, modernleşme modernleşme sürecinin de ayrılmaz e, unsuru halinde resmedilmelerini gündeme getirecek. Bir başka önemli göstergede nedir? Kadınların aynı zamanda e, sosyalleşmesi. Yani işte üst sınıf ailelerin yaşam biçimlerine baktığınızda işte Leyla Saz'dan tutun ya da ikinci Abdülhamit'in kızı Ayşe Sultan'ın anılarına baktığınızda ya da Safiye Sultan'ın anılarına baktığınızda o sosyalleşmenin yeni yaşam pratiklerinin biçimlerinin gündelik hayatlarını nasıl adapte olduklarını çok açık şekilde görüyorsunuz. Tiyatrolarda, mesire alanlarının dışında çok başka sosyalleşme mecralarında kendilerine bir yer açmış oluyorlar. Bu da 19. yüzyılda yaşanan o değişimin gündelik hayat pratiklerinde kadınlara nasıl sirayet ettiğini bize çok açık bir şekilde gösteriyor. Hiç şüphe yok Melek Celal Hanım işte böyle bir atmosfer içinde 1896 yılında İstanbul'da üst sınıf bir aileye mensup bir, e, çok, bir kız çocuğu olarak yaşamına başlıyor. Çok özel bir aileye mensup çünkü ailenin bir kolu e, daha önce bu 17. 18. yüzyılda Osmanlı siyasetinde çok önemli yer edilen ayan dediğimiz ya da işte taşra eşrafı dediğimiz ya da taşradaki o güçlü senyörler dediğimiz ailelerden birine mensup. Kimdir o? Tepedelenli Ali Paşa. Tepedelenli Ali Paşa o kadar güçlü bir yönetim modeli kurdu ki Batı ve Güney Yunanistan'da kendisine geniş bir alan aç. Ya yani 1787 ile 1822 arasındaki dönemde neredeyse 35 yıl boyunca o bölgenin kaderine hükmetti. Şimdi demek ki Melek Celal'in köklerine baktığımızda böyle bir aileye mensup olmanın ona sağlamış olduğu ekonomik ve sosyal bir takım imtiyazların olması kaçınılmaz. Birinci Mahmud döneminin sadrazamlarından olan Topal Osman Paşa'nın soyundan geldiğini görüyoruz. Ailenin bir kolunda Namık Kemal var bir konumda Abdülhak Şinasi Hisar var. Böyle iyi yetişmiş işte entelejansiyanın 19. yüzyıl Osmanlı düşünce evreninin önemli ve siyasi evreninin önemli sembolleri ya da ne diyelim temsilcileriyle karşı karşıya olduğumuz bir aile. Babası da öyle askeri sınıfa mensup. Hiç şüphe yok 19. yüzyılda askeri sınıfa mensup olan bir ailenin kızı olmanın üst düzey bir bürokrasinin içindeki bir ailenin kızı olmanın bütün ayrıcalıklarından faydalanacak eğitim anlamında faydalanacak sosyal çevre alanında faydalanacak çünkü ilk defa resim çalışmalarına böyle bir çevrenin içinde başlayacak hatta şair Niger Hanım'ın ölümünden sonra yazmış olduğu bir yazıda böyle bir ifade yer alıyor bana diyor şair Niger Hanım. Bu konuda rol model oluşturdu diyor. Şimdi demek ki şunu da görüyoruz. 19. yüzyılda artık bu kadınların önünde rol modelleri de var. Fatma Aliye Hanım gibi. İşte Şair Nigar Hanım gibi kadınların ya erkek isimleriyle yazdığı ya da çok görünür olmak istemedikleri bir alanda ya da mücadele ettikleri, görünür olmak için mücadele ettikleri bir alanda şair Nigar Hanım kendisine büyük bir saygınlık oluşturabilmiş. İşte evinde yapmış olduğu o sosyal e, toplantılarda bunlara biz meclis diyebiliriz. Osmanlı e, meclis kültürünün bir kadın e, tarafından sürdürülen çok önemli bir örneği olarak görebiliriz. Nitekim aynısı Melek Celal Sofu'nun da yaşamına sirayet edecek bu meclislerin e, şair Nigar bu anlamıyla onun için çok ideal bir prototip. O, bir stereotip olarak karşımıza çıkacak. Onun örnek aldı. Onun kendisini ilham kaynağı olarak gördüğü bir model olarak çıkacak. Başka modelleri de var hiç şüphe yok. Yani e, o dönemin çevresi içinde karşısına çıkan e, hocaları arasında modelleri var. Ressam meslektaşlar arasında modelleri var ama herhalde en güçlü modellerden birisi şair Nigar Güçlü bir kadın oluşuyla, özgüveni çok yüksek oluşuyla onun hayatında silinmez bir iz bıraktığını göreceğiz. Tabii çok genç döneminde bu alana kendisini vermesiyle birlikte resim içine girmesiyle birlikte kendisine yeni alanlar, yeni dünyalar keşfetmenin de peşine düşecek. O dönemin birçok seçkin ailesinin kızında bu ortak özellikleri biz görüyoruz. Birincisi çok özgüvenliler, iyi eğitimliler, iyi dil biliyorlar, Avrupa dilleri öğreniyorlar. Yani işte Abdülhamit'in kızlarına bir Osmanlı prenseslerine baktığınızda da bunu görüyorsunuz. Yani dini aristokrasinin en tepesindeki Şerif Ali Haydar Paşa'nın köşkünün içine de Çamlıca'ya baktığınızda bunu görüyorsunuz. İşte o bir şerife olan aynı zamanda peygamber torunu olan müsbahın anılarını okuduğunuzda da günlüklerini onun da resme ilgisinin olduğunu, keman çaldığını, piyano çaldığını, efendime söyleyeyim geleneğin ona dayattığı bir takım sınırlamalara yönelik böyle bir baş kaldırın, bir meydan okumasının olduğunu görüyorsunuz. Bu işte bize yeni bir kadın portresi çiziyor. Melek Celal Hanım bu evrenin bir parçası. Yani bu kendine yeni dünyalar keşfetmek için çalışan, mücadele eden, iyi eğitimli, yeni bir sosyal çevrenin parçası olan bir kadın hikayesi ortaya çıkarıyor. Onun biyografisinde hep şeyler var. Yani bugün tartışılan işte Fransa'ya gidişi Paris'e gidişi ve Paris'teki eğitiminde işte Julian Akademi'de ders gördü mü görmedi mi filan şeklinde. Julian Akademi 1860'larda kurulan bir kadın eğitim kurumu. Res Sanat Akademisi Paris'teki o sanat akademisine kadınlar alınmadığı için böyle bir akademi kuruluyor ve Kısa bir zaman içinde Avrupa'nın, dünyanın sadece Avrupa'nın, Amerika'nın değil Kanada gibi, Yeni Zelanda gibi bölgelerden de sanatçı adaylarının gelip yetiştiği bir okul olarak karşımıza çıkıyor. Buraya devam edip etmediği konusunda açık bir bilgimiz yok. Doğrusu ben bazı kaynaklarda devam ettiğine yönelik okuluyorum bilgiler hatta bu konuda yapılmış yüksek lisans tezlerinde de böyle bilgiler olmuş olsa da sonra e, sevgili Hüma'nın da uyarısıyla yazıda e, aman hocam bu konuda ihtiyatlı olalım çünkü yani olmadığı yönünde de bilgiler var diye baktık gerçekten de açık bir bilgi yok ama belli ki Paris'teki o sanat muhitleri içinde e, birkaç sene kendisini yetiştirmek için bir mücadele ettiği anlaşılıyor. Nitekim Türkiye'ye döndükten kısa bir zaman sonra ki koşullar çok da iç açıcı koşullar değildi. Çünkü 1918'de imparatorluk ağır bir yenilgiyle, mütarekeyle savaş dışı kaldı ve bir işgaller dönemiyle karşı karşıya tabii ki bulundu. Bu dönem içinde onun hayatında çok önemli bir adım atıldığını görüyoruz. Nedir o önemli adımı? Evlilik hayatı başlamış oluyor. Levkoşeli yine soylu bir aileye mensup olan e, Sofuzadi Celal Bey ile yaşamını birleştiriyor. Ve bu yaşamın bu evlilik 1946'daki Celal Bey'in ölümüne kadar onlara mutlu bir birliktelik e, gündeme getiriyor. Yani çok e, zengin bir sosyal çevrenin parçası oluyorlar. Çok zengin, e, efendime söyleyeyim çok üst düzey eğitimli bir sınıfın devam ettiği bir aile yaşamları söz konusu oluyor. Öyle bir şey ki bu dönemin işte Almanya'dan gelmiş olan önemli bilim insanları da var, Yahya Kemal de var, efendime söyleyeyim çok önemli yazarlar onların evlerinin konukları arasında. Bu demin söylediğim mi şair Nigar'dan model edindiği bir şey evini bu anlamıyla bir akademiye bir entelektüel paylaşım platformuna dönüştürebilmesi. Bu yönüyle bakıldığında da çok özel bir şey portre olduğu açık. Yani hani böyle bir eğitimin, o sosyal çevrenin ona sağlamış olduğu bütün imkanlardan alabildiğine yararlanan bir portre olarak karşımıza çıkıyor. Tabii 1918 sonrası dönem Türkiye'nin hızlı bir şekilde işte bir işgalle karşı karşıya kaldı. Arkasından bir ulusal direniş hareketinin Anadolu'da örgütlendiği ve bu ulusal direniş hareketinin arkasından da genç bir cumhuriyetin o yıkılan imparatorluğun küllerinden doğduğu bir döneme karşılık geliyor. Ve bu dönemde Melek Celal Sofu'nun hayatında yepyeni bir safa açılmış oluyor. Özellikle Türkiye Cumhuriyeti'nin o kadın konusundaki adımlarından hiç şüphe yok ki Melek Celal Hanım da e, yararlanmış, istifade etmiş oluyor. 1924 yılında Teşkilat-ı Esasiye Kanunu konuşulurken yani onun 11. maddesi gündeme geldiğinde sonraki dönemde çok parlak bir siyasetçi olacak olan, özellikle tek parti döneminde bir siyasetçi olacak olan genç bir milletvekili orada milletvekili seçilebilmek için 30 yaşını doldurmuş olmak gerekir şeklindeki ifadeyi kadınların da dahil edilmesi gerektiğini söylediğinde kıyamet koptu parlamentoda. Nasıl yani kadınlar seçme seçilme hakkına mı sahip olacak şeklinde. Oysa 1926 Medeni kanunuyla birlikte, kanunu medenisiyle birlikte biz biliyoruz ki e, Türkiye'de kadınlar eşitlik konusu alanında e, çok ciddi bir kazanım sağlamış oldular. Tabii 1920'ler 1930'ların Türkiye'sine baktığımızda özellikle kadın konusunun demin de söylediğim gibi e, Bülent Tenor Hoca'nın çok hoş bir lafı vardı rahmetle ve saygıyla anıyorum. Diyordu ki modernleşmenin bir takım manivela'lara ihtiyacı vardır. Modernleşme sürecini anlayabilmek için kullanacağımız bir takım araçlara ihtiyaç vardır. Bunlardan birisi de aslında kültürel alanda yapılmış olanlardır. Yani modernleşmeyi sembolize edecek bir takım e, ne diyelim simgesel adımlardır. Yani işte Türk devrimi dediğimizde işin bir çok radikal boyutu vardır. Geçmişle bağları koparan, yepyeni bir değil mi kimlik, bir ulus kimliği inşa etmeye yönelik olan daha sembolik yönleri vardır. Şapkalı Kanunu gibi ama herhalde çok önemli olan yönlerinden birisi e, bu Medeni Kanundur. Yani bugün açısından da bakıldığında bütün İslam dünyasında, e, coğrafyasında gerçekten de 1926'daki bu kazanım çok önemli bir devrimdir. Bunun altını çizmek gerekiyor. Çünkü Türkiye'de kadın meselesine bakışta o melekçelerin de içinde yer aldığı kuşağı anlamaya çalışırken bazen çok e, Tabii çok haklı olan noktalar da var ama biraz ölçünün kaçtığı noktalar da var. Canım aslında Cumhuriyet döneminde de kadını tamamen simgesel bir modernleşmenin simgesel bir unsuru olarak gördüler. Ee, içerik olarak e, siyasi haklarını işte seçme, seçilme hakkını vermek olmakla birlikte kadına bütünüyle bir rekabet edebilecek alan sağlanmadı şeklinde eleştiriler var. Demin söylediğim gibi bunun haklı olduğu noktalar var ama çok eksik olduğu noktalar da var. Türkiye'de kadın konusunda önemli araştırmalara imza atmış olan benim de bizim de hocamız olan Fatma Gülberk Hoca bütün bu şeyle birlikte ne diyelim parantezle birlikte hep şunu söyler evet bunların altı çizilmelidir ama şu da var kadın kamusal alanda ve eğitim alanda kendisini eşit bir yer açabildi ve böylelikle daha sonraki mücadelesi için sahip olması gerektiği donanımın birikimin altyapısını sağladı. Böyle bir farkında. Bu yönüyle bakıldığında tabii ki çok çok önemli kazanımlardı. 1930'lu yıllardaki kazanımlar. Burada mesela bir tablo göreceksiniz. Melekçelerin o şeyden ne kadar etkilendiğini görüyorsunuz. Bu Müfide Kadriye Hanım'ın bir tablosu. Celal'in değil ama burada da aslında 19. yüzyıl sonundan itibaren kadının değil mi o temsilde de erkeklerine kadar eşit ve özgüvenli bir şekilde yer aldığını gösteriyor. Eee şeyinkinde Melek Celal hanımın o meclis kürsüsündeki eski meclisteki e, kadın milletvekili temsili çok önemli bir temsil. Çünkü o dönemde yaşanan gelişmelerden kendisinde ne kadar burada gördüğünüz gibi çok anonim bir kadın temsili var. Yüzü belli değildir. O bütün Türk kadınını temsil ediyor ve bu yönüyle bakıldığında 1931'de mahalli seçimlerde oy kullanma hakkını kazanması, 34'te de genel seçimlerde milletvekili seçme ve seçilme hakkına sahip olması belli ki Melek Celal Hanım için çok ciddi bir coşku uyandırmış olarak ki bu tabloda o coşkuyu görmek mümkün. Celal'i özel kılan çok önemli yönleri var. Bana kalırsa en önemli hususiyeti bütün o değişim sürecinin, devrimin radikal kopuşlarının, değişimlerin içinde gelenekle kurmuş olduğu çok temkinli ve çok samimi ilişkidir. Yani bu oturumun başlığını işte mazi ile ati ile mazi arasında diye seçerken biraz da o yönüyle seçmiş olduk. Çünkü gerçekten de Melek Celal Hanım'da eski kültüre karşı, uygarlığına karşı kompleksiz bir saygı var. Bu çok çok önemli bir şey. Evet devrimlerin şeyini benimsiyor. Yani e, yazının değişmesi onun da bütünüyle gündelik hayatında tabii ki çok önemli bir şey. 1928'in 1 Kasım'ında yazı harflerin değişmiş olması. Ama o eski harflere karşı da özellikle hat sanatına karşı da büyük bir aşk besliyor. Büyük bir ilgisi var. Ve bunda da gerçekten çok samimi olduğunu görüyoruz. E, özellikle hocası olan, üstadları arasında olan... E, şey, Abdik hocanın yazmış olduğu mesela burada göreceğiz onu biraz sonra evet Kamil Abdik evet Kamil Abdik üzerine yazmış olduğu metnin girişinde bunu söylüyor diyor ki aslında İslam sanatı içinde çok özel bir yere sahip olan hat sanatı hep Araplarla ve İranlılarla özdeşleştirilmiştir. Özellikle Araplarda tabii küfi yazı baş döndürücüdür. Yani çok görkemlidir. o Çok üst bir boyuta eriştirmişlerdir. İranlılarda da talik yazı çok özeldir. Oysa diyor Melek Celal Hanım, Türkler bütün bu yazı stillerinde, farklı yazı stillerinde çok orijinal ve çok özel şaheserler ortaya çıkarmışlardır. Yazının değişmesiyle birlikte, evet artık eski harfleri gündelik hayatımızda kullanmıyoruz. Ama bu şaheserleri, bu mirası değerlendirmek ve bunun yaşayan üstalar, üstadlarına, ustalarına e, gereken ilgiyi göstermek zorundayız diyor. Nitekim bu kitap çıktıktan kısa bir zaman sonra yapılan e, kitapla ilgili tanıtımların hepsinde bir jübile olma vasfıyla... E, tanımlanıyor. Kamil Akdi için hazırlanmış olan en önemli çalışma olması ve bir jübile ona bir saygı gösterisi olması hasebiyle de e, önemsendiğini görüyoruz. Nitekim onunla da sınırlı kalmıyor. Diyor ki e, şey Hamdullah, Hamdullah üzerine yazdıklarında da aynı ilgiyi görüyoruz. Onun için hat sanatı üzerinde durulması gereken bir e, çok önemli bir miras olarak ortaya çıkıyor. Nitekim bir yazısında bunu söylüyor. Şahsiyetli bir sanata sahip olmalıyız diyor. Bu şahsiyetli sanata sahip olabilmek için de kendi kültürümüzden, kendi geçmişimizden beslenmeliyiz. Onları inkar etmeden, onları doğru bir şekilde an. Hatta şöyle bir tabiri var orada kullanmış olduğu. Diyor ki bu konuda böyle bir kültürel korumacılık içine girmemiz gerekiyor. Diyor. Yani böyle bir sansür kültürel sansür uygulayabiliriz diyor geçmiş sanat eserlerimize karşı diyor çünkü ilgilendiği tek alan bu değil eski Türk işleriyle de el işleriyle de çok yakından ilgilendiğini görüyoruz Belli ilk başta o ailenin sahip olduğu e, mirastan da böyle bir ilgisi uyanmış olabilir. Fakat daha sonraki dönemde yapmış olduğu konferanslarda özellikle 1930'lu yıllarda bu 30'larda Türk ocaklarının kapatılması ve Türk devriminin ilkelerini topluma benimsetme amacıyla çok önemli bir kurumsallaşma olan halk evlerinin kurulmasıyla birlikte Melek Celal Hanım'ın da bu halk evlerinde çok önemli bir misyon üstlendiğini görüyoruz burada Türk el işleri üzerine e, geniş konferanslar düzenliyor ve o konferanslarda e, Anadolu'da yapmış olduğu gezilerde elde ettiği eserlerden hem sergiler düzenliyor hem de o sergilerle ilgili geniş bir e, ne diyelim e, içerik sunuyor bu ve bu şekilde topluma o mirastan faydalanma konusunda bir farkındalık dersi vermişti de oluyor o dönemin basınında çok geniş yer aldığını da görüyoruz. Yani özellikle Beyoğlu'ndaki bu halk evinde yapmış olduğu konferanslar büyük ilgi topluyor. Yahya Kemal gibi Topkapı Sarayı müdürü olan o dönemde Tahsin Öz gibi ya da bir takım önemli sanat tarihi alanında isimlerini duyduğumuz önemli uzmanların ya da şehir bilimcilerin katıldığı, ilgi gördüğü sosyal etkinlikler olarak karşımıza çıkıyor. Tabii resimlerinde de bunu görüyoruz. Yani ilk defa İstanbul'da Kişisel sergi açan kadın ressam olarak tarihe geçiyor. Bu çok çok önemli. Ondan önceki dönemde de 1920 ile 42 arasındaki dönemde Galatasaray'da açılmış olan 14 sergide 83 eseriyle yer almasına rağmen 1936 yılında bu Mısır Apartmanı'nda açmış olduğu sergi bir kadın ressamın, bir sanatçı kadının bu anlamıyla bireysel anlamda yapmış olduğu ilk önemli etkinlik olarak tarihe geçiyor. Bu yönüyle de bakıldığında bir ilke imza atmış olduğu görülüyor. Yani gerçekten de kendi dönemi içinde aktivist bir ruh taşıdığı, böyle bir o cumhuriyetin getirmiş olduğu kendi hayatında da bunu çok canlı olarak yaşadığı, kazanımları hem benimseyip onu topluma yayma yolunda hem de gelenekle kurulmuş olduğu o geçmişten gelen büyük sanatsal mirası da yitirmeme konusundaki bir mücadelesinin olduğunu görüyoruz. Bu mücadele tek başına ülke içinde yapmış olduğu konferanslarla ve sergilerle sürmüyor. Yani İsviçre'de yapmış olduğu sergilerde de bunu görüyoruz. Daha sonra 1956'da evleneceği ikinci eşi Doktor Lampe ile birlikte yaşamını geçirdiği Almanya'da da yapmış olduğu sergilerde ve konferanslarda buna karşı böyle bir ilginin olduğunu görüyoruz. Demin bir resim geçti aslında orada. Evet bu, bu da önemli bir yer taşıyor Melik Celal'in 1930'lu yıllardaki yaşamında 1938 yılında Cumhuriyet'in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk vefat ettiğinde böyle bir madalyon yapıyor. Galiba aşağıda sergide madalyon, madalyonu görmüşsünüzdür. E, bu madalyon büyük bir heyecan uyandırıyor dönemin Basınında ee, özellikle e, o dönemin yazarları bunu Türk kadınının kendisini ayaklarını zincirden kurtarmış olan Gazi Mustafa Kemal'e karşı bir gönül borcu olarak tanımlıyorlar. Böyle bir e, ifadeyle karşılık buluyor, böyle bir e, övgüyle mazhar oluyor. Gerçekten de amacı o, yani kendi adına, bireysel anlamda Atatürk'e duymuş olduğu vefa borcunu bu şekilde ortaya koyduğunu görüyoruz. Ve sonraki döneminde de zaten onunla ilgili bütün anlatılarda bu madalyona özel bir vurgu yapılmasının bir gerekçesinin de bu olduğunu söyleyebiliriz. 1930'lu yıllarda Melek ama Hanım aslında popüler bir kadın. Türkiye'de bir sanatçı kadın e, şeye baktığınızda bunu çok açık görüyorsunuz. Yapılmış olan röportajlara sürekli kendisiyle ilgili bir habere rastlamak mümkün. Özellikle Hikmet Feridun'la yapmış olduğu röportajlarda e, kendisine nasıl bir misyon biçtiğini orada görüyor. Burada çok açıkça söylüyor İşte 15. asırda o Floransa'da yaşamak isterdim diyor. Rönesans sanatının, e, Avrupa sanatının zirve eserlerinin ortaya çıktığı bir dönemde kendisinin e, mutlu olabileceğine inanıyor. Çok ilginç bir e, şahsiyet, güçlü bir kadın tabii. E, 1930'lar aynı zamanda Türkiye'de birçok alanda millilik kavramının gündeme geldiği bir dönem bizim için. İşte milli musiki tartışmaları, milli sanat e, tartışmaları, milli edebiyat tartışmaları. İşte Hindemit gibi, efendime söyleyeyim işte e, Bela Bartok gibi Avrupalı uzmanların Türk müziğini nasıl modernleştireceğiz? Nasıl milli bir hem çağdaş hem milli bir müzik yaratacağız şeklindeki arayışlara karşılık raporlar hazırladığı bir dönemde. Gazetelerde çok açıkça hani aslında kendi zevkinin Türk müziğinden yana olduğunu söyleyebiliyor. İşte tam buracı Osman Pehlivan'ın e, türkülerini dinlemekten çok mutlu olduğunu, çok keyif aldığını. O dönemin yeni e, müziklerinden çok da haz etmediğini o caz bandlardan falan çok da haz anlatıyor. Kişisel dünyasına dair veriler ortaya koyuyor. Nedir kişisel dünyasıyla ilgili? E i̇şte e, araba gezisi yapmaktan çok hoşlandığını iyi araba kullanıyor ki düşünün 1930'larda Türkiye'de herhalde Araba sahibi olan kadınların sayısı bir elin parmağını geçmezdi. E, bizim e, araba sayısı olan kadınların araba sayısı sahibi olanların 1950'lerden bahseden hocamız şey derdi. Eskiden bir mahalleye araba girdi mi? Biz çocuklar onun peşine takılırdık, giderdik. Çünkü ya bir eve gelin çıkacaktır ya cenaze haberi vardır ya bir şey doktora götürülecektir falan. İstanbul'un o Laleli gibi eski semtlerinde gençliği geçmiş bir hocamızdı. O yüzden 1930'larda araba sahibi olmak ve araba sürmekten hoşlandığını belirtmek öyle her sıradan faniye düşecek bir şey değil. Onun mensup olduğu, sahip olduğu imkanlara da işaret ediyor. Eski semtlerden büyük bir keyif aldığını görüyoruz. Mesela Üsküdar'dan büyük bir keyif aldığını görüyoruz. Karacı Ahmet'ten o mezarlıktan oraları ziyaret etmekten keyif aldığını görüyoruz. İşte 1930'ların kamusallaşma alanındaki en önemli mekanları herhalde plajlardı. O Cumhuriyet'in modernleşme projesinde kadın erkek bir araya e, gelerek yapılabilecek etkinliklerin, deniz e, eğlencelerinin de e, popüler bir eğlence formu içine dönüştüğü dönemde, Melek Celal Hanım e, röportajlarında plajda güneşlenmekten çok hoşlandığını e, söylüyor. Nitekim e, resimleri arasında da bir hayli plaj e, resimleri vardı. E, o görmüştüm tabloları arasında. Demek ki moda plajı filan, e, Suadiye plajı o dönemde onun ...sosyal etkinlikler içinde yer aldığı yerler olarak karşımıza çıkıyor. Edebiyat okumaktansa sanat tarihi üzerine okumayı da daha çok tercih ettiğini anlıyoruz. Yani romandan falan fazla hoşlanmayan bir tip olduğu anlaşılıyor. Sevmiyor ama sanat tarihi üzerine okumak ciddi. Onun bakışıyla tabii öyle söylediği için söylüyorum. Yoksa edebiyat türleri ciddi değildir anlamında bir çıkarsama için asla söylemiyorum. Kendi kullandığı bir terim olarak söylüyorum. Daha ciddi kitaplar okumaya vakit ayırmaktan mutlu oluyorum şeklinde e, paylaşımlar yapıyor. Bu bize şunu gösteriyor. Belli ki kendisini yetiştirme misyonunu yaşamının bütününde hiç kaybetmemiş bir kadın. Ee, i̇lk gün o basın toplantısının yapıldığı gün e, Nazan Hoca şey demişti çok etkileyiciydi çok mutlu bir kadın demişti aslında evet mutlu bir kadın hayatının her döneminde karşılaştığı bütün sıkıntılara bütün aksaklıklara rağmen mutlu olmayı becerebilmiş bir kadın bir insan. Bu çok çok önemli değil mi çünkü genelde insanlar mutsuzluk üzerine kurgularlar hayatlarını hep eksiklerimizi öne çıkarırız. Hep e, yaşamımızdaki yoksunlukları sorun ederiz. Ama artılar ya da kazanımlar ya da yaşamımızda bizim hayatımızda önemli bir yeri olan şeyler daha ikinci planda kalır. Hep şikayet konusudur eksiklerimiz. O yüzden Melek Celal Hanım e, mutlu bir kadın, mutlu bir insan. Yani yaşa sahip olduklarıyla da mutlu, dost çevresiyle de mutlu, dostlarına büyük bir bağlılığının, sadakatinin olduğunu görüyoruz. Belki hayatındaki en... Tırnak içinde onu mutsuz eden şey oğlu Ziya ile olan ilişkisi maalesef yani hani çok daha fazla onunla e, diyalog kurmaya çalışan e, bir anne görünümünde özellikle yazışmalarından onu anlıyoruz fakat oğlu anneye karşı biraz daha ilgisiz yani sonraki yıllarda doktor Lampi e, annesine biraz daha fazla ilgi göstermesi konusunda onu uyarsa da bilmiyorum belki annesinin ikinci defa evlenmiş Olmasının onu da bir erkek çocukta yaratacağı sendrom. Öyle biliyorsunuz bir erkek çocuk hastalığı vardır. Öyle kabullenemezler ee, annelerinin ikinci eşlerini. Şimdi son yıllarda bu bizim psikotarih dediğimiz alan çok şey oldu. O yüzden de e, moda oldu. İnsanların psikolojilerini anlamaya çalışıyoruz. Tarihteki öznelerin birbirini. E, Hangi sahiplerle o davranışlar içine girebildiklerine yönelik çıkarımlar yapmaya çalışıyoruz. Belki Ziya'nın da böyle bir şeyi vardı annesine karşı. Çünkü bu gündelik hayatımızda çok gördüğümüz bir şey ee, çocuklarda. Ee, ama o belli ki anne üzerinde böyle bir ruhsal şey yaratmış. Bir fırtına yaratmış. Yani çocuğuyla o anlamda bir diyalog kuramama onunla ortak bir şey. Çünkü onu çok sevdiğini anlıyoruz. Onun bir üstünü yapıyor. Onun zaman zaman kara kalemlerini yapıyor. Bir tablosunu yapıyor. Ee, çocuğuna karşı tek çocuğu zaten. Böyle bir ilgisi var ama hayatında e, herhalde bana kalırsa bir parantez açmak gerekirse o mutlu insan portresi içinde e, ona şey yapan e, bir ne diyelim alternatif okuma yapmamızı gerektiren tek örneğini olabileceğini düşünüyorum. E, bu arada çok bilmiyorum vaktimi aşmış oluyor Biz tarihçilere mikrofon verdiniz mi? Biz sabaha kadar konuşuruz. Evet. Böyle bir şey. Tabii Melek Hanım'ın gelenekli olan irtibatından bahsetmiştim. Tek değil, tek örnek değil bu konuda. Demin Kamil Aktik'ten bahsettik. Çok önemli bir hattat tabii. Hatta resmi olarak o Şeyhül Hattat'in ünvanını kullanan son kişi. 1913 yılında o ünvanı alıyor. En iyi yaşanadığı dönemin en iyi hattatlarına verilen bir ünvan bu biliyorsunuz. Başka şey alanlarda da var. Şeyhül Müvarrihin mesela işte Halil İnalcı Koca'ya o değil değil mi? E, tarihçilerin şeyhi, müverriklerin şeyhi diye ya da Şeyhül Muharir. Muharrir. Kimdir Şeyhül Muharrir? Gazetecilerin şeyhi herhalde en son bu konuda şey olan, e, bunu kullanan da Burhan Felek'ti. Ona bu unvan yakıştırılırdı. Şeyhül Hattatin Kamil Akti'nin öğrencilerinden birisi de yine çok önemli bir isim olarak karşımıza Çünkü Emin Barın aynı dönemde yaşamaları çok önemli bir kesişme. Çünkü Emin Barın da o gelenekle böyle bir irtibat kuruyor. Hatta yazı değiştikten sonra o hat sanatının hususiyetlerini yeni yazıda uygulamaya kalkıyor. Onu en bildiğimiz herhalde eserlerinden birisi anıt kabirdeki o kitabelerdir. Biliyorsunuz Emin Baran'ın Böyle bir çevre yani gerçekten de Cumhuriyet'in o erken kuşağı. Bunu niye bilmek ve önemsemek zorundayız? Çünkü Türkiye'de ya hep ya hiç üzerinden bir tarih okuması yapılır. Bu biz akademik tarihçiler için de bir sıkıntı yaratır söyleyeyim. Yani ciddi bir sıkıntıdır. Hep kazananların ya da hep kaybedenlerin olduğu bir tarih anlatısı. işte Cumhuriyet geldi geçmiş kültürümüzde bağımız koptu falan bütünüyle yatsıdı onu şeklinde hayır tam tersine o kültürün taşıyıcısı olan çok önemli özneler çok önemli ne diyelim taşıyıcı rükünler var sütunlar var onlardan birisi melekçilerin o gelenekle kurulan irtibatın çok önemli temsilcilerinden birisi o tıpkı Emin Barın gibi Emin Barın da hep öyle söylermiş ya ben icazeti olmayan bir hattatım diyor. Çünkü hat geleneğinde bütün o Osmanlı klasik sanatlarında biliyorsunuz icazet e, esastır. Bir hariçinde o da musiki. Musiki de, de meşk esastır ama e, meşk ettiğiniz üstadınız size bir kağıt yazmaz. Altına da mühür basmaz. <laughs> hani benden meşk etmiştir diye. Hatta böyle bir şey zorunludur. E, Emin e, Barın'ın böyle bir şeyi yok. E, ne diyeyim? E, e, şey üstattan almış olduğu bir icazeti yok ama o gelenekle kurmuş olduğu çok sağlam bir ilişkisi var. Bu tabii onların biraz da o yetiştiği koşullarla o son dönem Osmanlı kuşağının yetişmeleriyle de çok yakından ilgili bir şey olsa gerekir. Nitekim dillerine de sirayet etmiş olan bir şeydir. Kişisel yazışmalarına baktığımızda Melek Celal'in almış olduğu o iyi eğitimi bütünüyle yansıttığını görüyoruz. Bir kere yabancı dillerle yaptığı yazışmalarda da çok üst düzey bir hakimiyet var. Hatasız yazıyor. Bu çok az görülebilecek bir şey. E, Türkçede de öyle. Yani Yahya Kemal'le, e, Abdülhak Şinasi Hisar'la iç içe geçmiş bir hayatta belli ki o üst düzey İstanbul Türkçesini yaşamının bir parçası haline getirmeyi başarmış çok iyi eğitimli bir e, birey karşımızda ve bu tabii onun yaşamındaki bütün atmış olduğu adımlarda da karşımıza çıkıyor. Melek Celal Hanım'ın bir başka hususiyeti üzerinde durulabilecek bir başka önemli özelliği demin söylediğimiz gibi sanatta orijinalliğin peşinde olması ve gelenekten beslenmesi. Yani o şahsiyetli bir sanat arayışı içinde. Sanat şahsiyetli olmak ilişkisi gerekirdi. Bugün diyor Avrupalılar ortaya koydukları şaheserlerde bütünüyle şark sanatından esinlenmiş, işte Osmanlı sanatından, İran sanatından, e, orta çağdaki o yüksek İslam medeniyetinin, Arap sanatının eserlerinden etkilenmiş. Yani diyor, biz bugün kalkıp da bütün bu mirasın, e, mirasa sırtımızı dönüp de bir kopyacılık, bir taklitçiliğin peşine düşersek kaybederiz diyor. Özellikle halı konusunda yazdığı bir yazı da bunun altını çiziyor. Diyor ki yani İran halısı gibi bir gerçeklik var diyor. Anadolu'da diyor Selçuklulardan Osmanlı dönemine kadar uzanan çok geniş ve çok zengin bir halı sanatı varken diyor. Bugün diyor bizim diyor kopyalarla vakit geçirmemiz şahsiyetsiz bir şey ortaya çıkarmamızı gündeme getirir diyor. Bu şahsiyet arayışı onun yalnızca halı kilim gibi konularda değil geleneksel o Türk tezyinatı süslemeleri sanatında değil şehri algılamasında bile karşımıza çıkıyor. Çok duyarlı bir aktivist olduğunu görüyoruz. 1930'lu yıllarda ve 40'lı yıllarda İstanbul'a dair bütün imarla ilgili konularda onun bir karşı çıkışını ya da destekleyici bir bakışının olduğunu görüyoruz. Destekleyici bakışı var. Bir yer kurtarılıyor işte atıl bırakılmış bir vakıf binası kurtarıldığında onun büyük bir takdirle gazetelerde bunu coşkuyla karşıladığını görüyoruz. Ya da Beşiktaş'ta bir mezarlık kaldırılıp, tarihi bir mezarlık kaldırılıp yol geçirileceği zaman yine çok ciddi bir dik duruşla, yani bunu yapamazsınız çünkü bir, o dönemde böyle bir tarihi çevre bilincinin, e, sahibi olması gerçekten de çok etkileyici. Demin söylediğim gibi 28 Mehmet Çelebi Fransa'ya gittiğinde onu söylüyor. Efendim ve bunlar da çok bir meraklılar eski eserlere diyor. Çünkü Osmanlı İmparatorluğu'nun başkentinde her yer tarihi ama belli ki onun için çok bir önemi yok. bunlar da küçücük bir taş parçası görseler diyor. E, çevresini çeviriyorlar. Ve onu diyor koruma altına alıyorlar diyor. Hani tarihi çevre bilincinin gelişmesi aynı zamanda tarihe nasıl baktığımızda da çok yakından ilişkili bir şey. Ben hep onu söylerim öğrencilerime. Yani şöyle bir üstünlüğünüz var. İstanbul Üniversitesi'nde okuyorsunuz. Ben size Kanuni Sultan Süleyman'ı anlattığımda, bir Osman diplomasisinde o dönemi anlattığımda, iki dakika yürüdüğünüzde e, Kanuni Sultan Süleyman'ın türbesiyle ve o külliyesiyle iç içe gelebiliyorsunuz. Ya da o meydandaki 1797'de yapılmış olan 3. Selim'in çeşmesiyle değil mi? 3. Selim dönemi konuşurken falan karşı karşıya gelebiliyorsunuz diye. Melek Celal bu anlamıyla çok hassas bir kadın. Çok e, ciddi bir hassasiyeti var. İstanbul'un o yitip giden bütün değerlerine karşı mücadeleci bir ruh taşıdığını görüyoruz. İtiraz ediyor. E, onu söylüyorum yani 1956'da İstanbul'dan e, Münih'e gidip yerleşecek ve yaşamını 76'da nihayetleninceye kadar da orada yaşayacak. Menderes döneminin e, iskan siyasetini e, burada yaşamak onun için çok ağır bir şey olurdu diye düşünüyorum. Yani Zeynep Hanım Konağından bakıp da şöyle aşağı kadar laleliye dümdüz istiyorum. <laughs> Burayı deyip bütün oradaki o konaklar e, şeylerin yıkıldığını görmek onun ruhu üzerinde çok olumsuz tesir edebilirdi. Bilmiyorum belki de ben görmedim ama vardır. Var mı öyle bir yazışması bir şeyi? E, görmedik değil mi? 1959'daki o şehrin <laughs> Tabii 1950'ler artık Türkiye'de hızlı liberalleşme ve küçük Amerikanlaşma dönemi olduğu için kente bakışımız da değişecek. Yani bu günümüzde de öyle. Yani Bu Melek Celal'in ve o bakıştaki insanların anlayabileceği bir şey değil. Yıllar öncesinde öyle bir gazete başlığı hatırlıyorum. Birisine sormuşlardı bir belediye başkanı adayına İstanbul'la ilgili şeyiniz nedir diye. Hayaliniz işte Burj Al Arab gibi bir şey düşünüyorum, Dubai'de yapılan gibi. E İstanbul'un kendisi bir marka zaten. Yani İstanbul için böyle bir şey düşünemezsiniz. Yani Dubai'yi inşa edilmiş, sonradan yapılmış bir şehir Oysa İstanbul ise iki büyük imparatorla başkentlik etmiş bir şehir. Hani sizin vizyonunuz oraya böyle bir kule dikmekse hani İstanbul tarihiyle hiçbir e, ünsiyetinizin ya da ilişkinizin olmadığını bu dediğim herhalde bir 20 yıl önce 20, 25 yıl önce belki de şimdi hatırlamıyorum. Yıllar e, bazen bizi tarihçiler dün dediğimiz bir şey 30 sene önce olmuş olabilir. Nitekim geçen gün Hocamıza onu, hocam galiba bir 20 sene önceydi dedim. De, hayır o bahsettiğiniz olay 30 seneden fazla önce olmuş olsa gerek demişti Nazan Hoca. Evet, Melek Celal böyle bir insan. Yani bu anlamıyla bakıldığında çok özgün bir portre, çok güçlü bir şahsiyet. İyi bir sanatkar olmanın yanı sıra iyi bir aydın, bir aktivist. Bütün bu değişim sürecinde korunması gereken bütün değerlere karşı büyük bir e, mücadele yürütmüş olan bir kişi olarak karşımıza çıkıyor. Ve hiç şüphe ki bu sergi onu yeniden hatırlamak, onun sanatıyla yüzleşmek e, ve belki onun gibi unutulmuş, zaman içinde tarihin e, girdabında kaybolmuş portrelerle yeniden buluşmak için de bir fırsat yaratacak. Bu fırsatı yarattıkları için hem Sabancı, Saklı Sabancı Müzesi'nin değerli uzmanlarına başta Nazan Hocamız olmak üzere Hüma Hocamız'a, Fatma Hocamız'a teşekkürlerimizi iletiyoruz. Hem bana bu fırsatı verdikleri için bir kez daha şükranlarımı sunmuş oluyorum. Size de katılımınız ve sabırla dinlediğiniz için de teşekkürlerimi sunuyorum. Sağolunuz.